Bu konuyla ilgili birçok farklı görüş, farklı düşünce olmasına rağmen benim genellikle önerdiğim ilk başta genel pilav ve ağızdaki besin artıklarını çıkaracak şekilde diş fırçalamak. İlk başta bunun arkasından diş ipi kullanmak ve arkasından ağız gargarası kullanmak. Çoğunlukla diş fırçalamanın üzerine diş ipi kullanıldığı zaman diş ipiyle arayüzlerdeki veya arayüz fırçasıyla arayüzlerdeki besin artıkları tekrar çıktığında kötü bir kokuyla karşılaşabiliyor kullananlar. Tekrar fırçalama ihtiyacı doğurabiliyor. Bunun için benim önerim önce fırçalama, arkasından ip kullanımı, ip kullanımı ile oluşacak yemek artığı veya koku veren bazı parçaların çıkması olursa üzerine alkolsüz bir ağız gargarası kullanıldığı zaman bütün bu rahatsızlık ortadan giderilip rahat bir şekilde ağız bakımı yapılacaktır. Tabii bunun günde bir defa yapılacak bir ritüel olduğunu unutmamak lazım.